Az önce bir tane simit aldık, 7 kişi yedik abla. Bana telefonu çıkar demesin burada birisi. Bu telefonu kafasında kırarım vallahi. Hiç kimse böyle açım falan diyemez yani. Mart ayından sonra var ya, millet parayı koymaya yer bulamayacak. Ben Yozgat'tan geliyorum. Bittik biz, bittik. Nasıl ödedin ben bunu? 1000 lira mı geldi elektrik? İnanamadım kız, 430 ne ki? Kızım ne kadar geldi son faturalarınız? 300. 430 lira geldi. Bana doğal gaz 628 geldi. Şu anda 250 gelmiş. Benim 250 geliyordu, 550 gelmiş. Valla son fatura 800 kaldırdı. 800 lira. 800. 1 milyar bile ödedim su parası yazın ben. Valla geliyor 400, 500, 1. Fatura mı kardeşim? 400 lira yakın para geldi, 500 lira yakın. Ya sadece akşam birkaç saat yakıyorsunuz bu kadar. Evet. Elektrik 300 geldi. Kaşığıyla verdi, kepçeyle alıyor. Kaşıkla verdi, kepçeyle aldı. Bir zam yapıyorlar kızım, onu kepçeyle geri alıyorlar. Kaşıkla verdiler, kepçeyle geri alıyorlar. Yeni yılda zamlanan elektrik ve doğalgaz faturaları vatandaşın eline ulaşmaya başladı. Acaba bu zamlar faturalara nasıl yansıdı? İstanbul Bağcılar'da vatandaşa soracağız. Son faturalarınız ne kadar geldi ve nasıl karşılıyorsunuz? Yani asgari ücret zaten 4200. Kim geçinebiliyor burada abi? Kim geçinebiliyor? Bak daha ben burada kaç kişiyiz? Biz bir tane simit yedik, kişi yedik. Böyle bir ekonomi olmaz yani. Bizim cebimizde herhangi bir tane para yok. Anladınız mı? Biz fakiriz fakir. Biz öğrenciyiz. Öğrenci adamın cebinde para kalmıyor. Liseli misiniz? Biz liseliyiz. Ben 15 yaşındayım. 16'ya gireceğim. Görün yani benim sakalım falan yok, ben öyle büyük birisi sanmayın. Daha 15 yaşındayım, öğrenci adamım, cebimde kuruş para yok. Bu devirde gelecek kaygısı duyamıyoruz. Bu ne demek? Abla hayat çok zor ya. İnsan yaşayamıyor Türkiye'de. Biz 8 kardeşiz. Babam tek çalışıyor. Babam tek kişiye bakamıyor. Anca biz çalışabiliyoruz yani. Siz de çalışıyorsunuz. Evet, ben de çalışıyorum. Hafta sonları işe gidiyor. Hafta sonu çalışıyorum. Nerede öyle çalışıyorsunuz kardeş? Tekstille. Normalde babam tekstilde çalışıyor. Ben de onun yardımına gidiyorum mecbur. Çünkü babam 8 kardeşe bakamaz. İnsan yaşamak istemiyor. Yani yurt dışına gitsem daha iyi olur. Yurt dışına gidebilsem ben zaten bugün düşünmem bile. Yani direkt benim uçak biletimi versinler, bu üstümdeki kıyafetlerle direkt gideyim. Vallahi. Yani orada garson olmaya bile razıyım ben. Mesela diyorlar ki ekonomi iyi diyorlar sizin gibi gençleri duyduklarında. Özellikle AKP'liler. Şimdi abla gelsin konuşsun benim karşımda Allah için. Birisi gelsin bana desin ki telefonu çıkar desin. Al gelsin ya, 1500 liraya aldım. Ben bunu kaç aydır taksit ödüyor babam ya. Bu abla yani bana telefonu çıkar demesin burada birisi. Bu telefonu kafasında kırarım vallahi. Röportajımız saniyeler sürecek. Bir aranın ardından devam edecek. Yayınlarımızı sürdürebilmemiz için Yol TV'ye Patreon linkinden veya katıl butonundan destek olabilirsiniz. Detaylı bilgi açıklamalar kısmında. Bir şeyler öğrenmek istiyorsan bak şu ileride halk ekmeği var, kulübesi var. Gidin oraya bir kuyruğa bakın, ekonomi iyi mi iyi değil mi orada belli olur. Abla bir ekmek olmuş 3 lira, kimse bakkaldan ekmek almıyor. Halk ekmek sıralarına bakın, herkes halk ekmeğe düşmüş. Az önce bir tane simit aldık, 7 kişi yedik abla. Cebimizde 5 kuruşumuz yok. Hadi telefonu çıkarayım abla. Aldım ikinci el abla ya. 1000 liraya aldım abla. Siz mesela bir genç olarak gelecek kaygısı hissediyor musunuz? Yok abla, ne geleceği ya. Biz yaşamaya çalışıyoruz, canımız gelecek. Bana kadar gelsem bundan sonra da bir şey yaparım herhalde. Herkes çalışmaya çalışıyor. Kimse işe almıyor. Tekstil almıyorlar. Siz mesela öğrencisiniz değil mi? Evet abla, öğrenciyiz. Ne olacak okul bitince? Abla bir şey olmayacak. Söyleme sahipliğinde hiçbir şey olmayacak. Anca yaşayıp gideceğiz. Ben çiftçiyim. Ben Yozgat'tan geliyorum. Bittik biz, bittik. Bittik. 1 litre mazot 16 lira. 1 ton kupron 5000 lira kızım. Bittik. İnan ki her şeye satacağım, buraya geleceğim. Bu şekil bitti. Ne yapacaksınız burada? Kızım ne yapayım, bir şeyler yapacağım. Çünkü çiftçilik bitti. İşte çiftçiydim, bitti işte bütün işlerim diyor. Bittik diyor ama bak sokaklar ne güzel, alıyor, yiyor, içiyor, geziyor. Kim yiyip içiyor abi? Geçiyor lokantalara dolu. Abi ya biz daha demin bir tane simit aldık, 7 kişi döndük ya, al. 7 kişiyiz ya. Bir tane simit 7 kişi yedik biz. Sen neyden bahsediyorsun? Siz gençlik olabilir, öğrenciye bir şey dediğim yok. Ama genelleme baktır mıydım? Gençlik tamam da benim babam bana harçlık veremiyor yani, bu da mı gençlik? Ne, bu benim kaderim mi? Tamam, orası o kadar. Ya Mayıl tanıyorum ya. Sıkıntılar olur o kadar hani. Olmayan her tarafta sıkıntı var. Avrupa'ya git, orada da sıkıntı. Çok eskide bakarsan şu an iyi demek istiyor. Ablacığım eskilerde teknoloji yoktu. Dünya gelişiyor abla. Teknoloji var, her şey var. Ama bizim elimizde teknoloji yok abla. İki üniversite mezunuyum. Bursa Uludağ, Eskişehir Adalet. Tamam şöyle anlatayım. Geçen gün iş başvurusuna gittim. Geçen gün dedim 1,5 ay sürdü. Adam bana soruyor, iş tecrüben var mı? Var. Referanslarım işte Uludağ Maliye, işte Bursa Renault. Adam diyor ki asgari ücret. Ben niye çalışayım ki, boş yere okudum ben. Ben ona bir şey dedim. Yok tabii ki, doğru söylüyorum. Memlekette var sorunlar. Yok değil abi. Var abi, yok değil zaten. Aynı fikirdeyiz o zaman abi. Bir şeyler değiştirelim o zaman. Buyur sen de katkıda bulun, ben de bulunayım. Ya Hazreti İbrahim,
tamam mı? Ekmeği ayakta yemek yemezdi. Ekmeğin kırıntısı düşmesin diye şey yapmazdı. Bizim insanlarımız hep israfçılar. İnsrafçı olduktan sonra bir anlamı yok yani. İnsanlarımız mı israfçı? Ya insanlarımız israfçı. Yönetenlerimiz israfçı değil mi? Yönetenler de bak herkes de suç var. Şimdi ben bir kendim ev yönetemiyorum. Düşünsenize babanız yok. Kardeşin evlenecek, kardeşini evlendireceksin. Kız kardeşin okuyor. Eve ekmek getir, yemek götür. Ben çalışıyorum mesela. Çalışan insan affedersiniz hiç kimse böyle açım falan diyemez yani. Yıllardır adam çalışmış, çabalamış, okumuş. Geçinemeyen de var. Ya geçinemeyen de geçinsin o zaman nasıl geçinecek? Nasıl geçinecek? İşsizlik var. İşsizlik mi var? Vallahi gelsin ben ona iş vereceğim. TÜİK'in resmi açıklamalarında dahi işsizlik var. Niye? Eleman arıyorlar adamlar. Ne kadar eleman arıyorlar acaba? Ne kadar eleman arıyorlar? Mesela oradan aldığın bir maaşla ev geçindirebilir misin? Mesela kirada kalsan az önceki ablanın dediği gibi. Tamam. Hafta sonu var bunun. Nasıl yani? Hafta sonu gitsin çalışsın. Ne olacak? İki iş yapsın yani. Niye yapanlar salak mı? Ya salak değil de hani demek ki çok refah içinde yaşamıyoruz o zaman. Refah senin anlattığın gibi. Refah içinde çalışmak için o zaman yabancı ülkeye mi gitmek lazım? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olsam ne yaparım biliyor musun? Vallahi de billahi de tillahi de ilk başta ekmeğe 150 milyon yaparım bir aylığına. Ekmek var ya ekmek. 150 milyon ne? 150 TL. Ekmek. 150 TL bir ekmek. Yok öyle değil. Bak bir aylığına niye biliyor musun? Çünkü ekmeğin kıymetini bilmişsin. Çok israf ediyoruz. Bakın şu çöpleri sıvı ekmek. Lüks yaşıyoruz. Hadi abi göster Allah aşkına. Şurada bir çöpe gidelim de göster şu ekmeği ya. Bulamazsın ki Lokman Başkan sabaha karşı saat 8'de topluyor. Mart ayında. Mart ayından sonra var ya millet parayı koymaya yer bulamayacak. Hangi Mart ayı? Bu önümüzdeki Mart ayı mı? Bu Mart ayı mı? Evet Mart veya. Bir ay sonra yani. Bir ay sonra bir sürü göreceksiniz meyvelerini. Allah nasip ederse. Para koyacak yer bulamayacağız. Bulamayacaksınız. Neye dayanarak böyle söylüyorsunuz? Bakın Allah izin verirse o zaman yaşarsak görürsek dersiniz ki bir manyak abi vardı Bağcılar. Yürüyüş yolun dersiniz tamam mı? Yani televizyonda değil de İnşallah istiyara yaparsınız da tamam mı? Bak parayı koymaya yer bulamayacaksınız. Ya arkadaşlar. Neye dayanarak? Abi, neye dayanarak? Kendime dayanarak söylüyorum ben. Bak, neye dayanarak? Ben bir pandemide tamam mı? Pandemide iki sene boş kaldım. Allah razı olsun. Devletimiz yardım et. Şimdi biraz gerçekçi olalım. Bizim bu ülkeden başka yaşayacak Suriye gibi olalım. Irak gibi olalım. Yine Mart ayına gelmedin. Mart ayına geliyorum şimdi. Biz bu ülkede 40 senedir o terör örgütüne mücadelede dolarlarımız, marklarımız, altınlarımız gitti mi? Bizi bir çıkmazın içine soktular mıydı? Çıkıyoruz yavaş yavaş, rahat olun. Mart ayında paraları koymaya yer bulamayacaksınız. Tamam, neye dayanarak olduğunu söylemedin hala. Ya bende kalsın o. Kızım, sen elektrik şimdi kapıdan çıktım. 430 milyon gelmiş. Elektrikçiye dedim ki saatime bak dedim. Acaba elektriğimi mi çalıyorlar arkadan dedim. İnanamadım ya. İnanamadım kız 430 ne ki? Elektrik eşyam yok. Bir buzdolabı, bir o siyah bir eski televizyon ne var ya, bir o televizyondan. Başka bir şey yok kızım. Başka evde bir şey yok. Ütü bile yapmıyor ya. Nasıl ödeyecek? Nasıl ödeyeceksiniz? 1 milyar 100 kredi çektik. 2,5 milyar maaş alıyorlar. Sen söyle şimdi nasıl ödeyecek? Ben bilmiyorum. Şimdi avire gelirken az daha araba çarpıyordu. Böyle o kadar dalmışım ki ne yapacağım? Caminin önüne mi otursam ne etsem ki? Maaşım da yok. Ben öyle düşüneyim, yemin ediyorum. Düşüneyim kızım ne yapayım ben? Bir torunum, bir kızım, bir ben. Üç kişi yaşıyor. Ne yapayım kız? Ben ne yapayım? Şaşırttım kaldım kızım. Kanser hastasıyım. Arabaya bir bineyim kapının önünden. Oraya gideyim 20 lira alıyor. 20 de gelmeye alıyor 40 lira. Gidemeyen bir aydır. Ama vallahi bilmiyorum. Ben hala 430 diye gideyim kızım. Eve gidene kadar da öyle diyeceğim. Doğalgaz faturası gelene kadar gelince de ona başlarım artık. Kızım bana 600 milyon para veriye. 600 milyon para var veriye. Anne bundan idare et diye. 600'ün 430'ünü ben elektriğe verirsem neyle idare edeceğim ha gülüm. Onun içinde mutfak masrafı da var değil mi? Tabii. Tabii ki. Hepsi. Her şey. Aa, şimdi gideyim de diyeyim şu AK Parti binasına mı gideyim? Nereye gideyim? Erzağa yazılayım diye. Belki bir tane yağ veriyor. Niye öyle diyeyim? 100 liradan fazla ya. Aha. Bir milyar fırsatı bak. Nasıl ödeyeceğim ben bunu? 1000 lira mı geldi elektrik? Evet. Bak 1000 lira. Ya. Söyle. Bak. Kaç kişi yaşıyor evde abi? İki kişi. İki kişiye 1000 liraya geldi. Bak nasıl ödeyeceğim ben bunu? Zamlar size yansıdı mı? Ne kadar geliyor? 430 lira geldi. Elektrik mi? Yok elektrik değil doğalgaz. Çok mu az mı? Çok geldi.
Mesela evin büyüklüğü ne kadar, kaç kişi yaşıyorsunuz? İki kişi yaşıyorum ama soba kullanıyorum. Doğalgaz sobası. Tek odada yanıyor. Nasıl karşılıyorsunuz bu faturaları? Adam emekli. Ucu ucuna denk getiriyoruz. Bir yerlerden kısma zorundayız. 2,5 milyarla kim geçiniyor? Elektriği, doğalgazı, daha elektriğimiz gelmedi. Elektriğinden nereden baksan 200-250'den aşağı gelmez. Mesela mutfak masraflarına yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmiyor. Ama tabii ki yazın yaptığım, köyden yaptığım şeylerle hani geçinmeye çalışıyorum. Dolaptan yediğim için hep geçiniyorum. O şekilde geçiniyorum işte. Anladım. Dün Erdoğan dedi ki bu elektriğe ve doğalgaza gelen zam için çok düşük seviyede yaptık zam dedi. Hiç kusura bakmasın. Hiç de düşük değil yani. Ben şu anda MS hastasıyım ve benim bile ilaçlarımın hani karşılamadığı için fazlasını karşılamıyor yani yüzdesini alıyor. Ben hiç mi hastaneye gitmeyeyim? MS hastası olduğum halde. Ben torunuma bir hediye alamıyorum ya. Bir yaşında torunum var şimdi. Yaş günü var. Aha zorla oradan buradan kısarak bir hediye aldım ya. Bir hediyem ya. O da 50 lira. Ne aldınız teyze hediye? Bir kıyafet aldım. Bir torunum var canım diyelim. Bir oğlum bir kızım var. Ama çocuğuma ben bir hediyesini aldım ya. Başka bir şeyini alamadım çocuğumun. Bir şeyini karşılayamıyorum. Bu kıntın şeyle nasıl karşılayayım? Bu emekli maaşıyla. Ne kadar geldi faturalar? 250. Bu hangisi, elektrik mi? Evet, en son elektriğim geldi. Doğalgaz ne kadar geliyor? Yakmıyoruz ki. Vallahi yakmadım. 125 falandı. Hiç ya. Yakmadınız mı daha? Yakmadım. İnanın yakmadım. Bayağı şu an kara kıştayız. Kara kışta olalım. Akşamları battaniyeyle oturuyoruz herkes gibi. Yani işte ocak ve şey banyo olayı işte o kadar geliyor yani. Üşümüyor musunuz hakikaten? Vallahi üşüyoruz. Üşüme. Ben astım hastasıyım mesela. Peki ne diyorsunuz bu zam oranlarına? Allah bizi kurtarsın. Vallahi gerçekten bu akılsız insanların ceremesini biz çekiyoruz yani. Herkes minimumda yaşıyor yani. Örneğin daha dün Erdoğan kabine toplantısı sonrası bir açıklama yaptı. Dedi ki olabilecek en düşük seviyede yaptık zamları dedi. Ona öyle geliyor. Yani onun şartlarını biliyoruz. Biz de kendi şartlarımızı biliyoruz. Nedir onun yani şartları? Yani değiştiririz inşallah bir gün diyoruz. Öyle diyoruz. Allah bizim durumumuza düşürsün diyoruz. Erdoğan mı? Tabii ki. Hani o idare edebilir mi sizin durumunuzda? Vallahi bizim durumumuzdan gelmişti işte hani yüzükle. İşte Allah eskiye döndürsün inşallah diyoruz. Ama ben ümitliyim vallahi gençlerden. Gelecekten böyle olmaz, sürmez. Evet yani. Bir sonraki seçimi örneğin kazanabilir mi hükümet bir daha? Hükümet mi? Rüyasında evet, göremez. Vallahi rüyasında göremez. Hiç imkansız görüyorum ben yani. Vallahi normalde 90-100 milyon geliyordu. Şu anda 150-180 geliyor. Elektrik değil mi? Evet elektrik. Rahat ödeyebiliyor musunuz? Neden rahat ödüyoruz ya? Her şey bağlandı. Mesela ne kadar geldi son faturalarınız? 300. Elektrik mi bu? Evet. Çokmuş. Çok yani çok geliyor yani. Ne düşünüyorsunuz örneğin sizin yani, yaşadığınız eve ne kadar gelmeye başladı faturalar? Yani biz hani artık her yılbaşında bir zam geliyor. Yani yılbaşı artık böyle hani zam günü gibi artık şey oluyor. Yani bir sabah bir uyanıyorsun her şeye bir zam gelmiş. Bir bakmışsın. Bir de doğalgaza zam geliyor. Adamlar diyor ki doğalgaz çıkardık. Yani çıkardın. Ya bunların hepsinin ben seçim projesi olduğunu düşünüyorum. Arabanın da cart curt. Bana doğalgaz 628 geldi. Bayağı da gelmiş. Su 115 geldi. Ne kadar geldi mesela son faturalar? 370 lira şey faturası geldi. Doğalgaz. 250 lira da şey geldi. Ceyran geldi. Peki abi bu zamlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Zamlar hep şeydendir. Halk Parti'den bu zamlar geliyor. Halk Parti dediğin CHP'den mi? CHP'den geliyor. CHP yüzünden mi zam geliyor? CHP yapıyor bunu hep. Abi iktidarda AKP var. Ya iktidar CHP yapıyor ki iktidarı devre bu zamları yaptırıyor. Millete para veriyor. Millet şeyini saklıyor. Yok hayır. CHP muhalefet AKP iktidar ya. İktidar yapıyor sonuçta bunu. İktidar yapmıyor. CHP yapıyor.
Abi daha dün Erdoğan açıklama yaptı işte faturalarla ilgili, en düşük miktarda yaptık dedi, yapmak durumunda kaldık, yansıtmak durumunda kaldık. Bunlar koymuyorlar, bunlar ediyor ki Erdoğan'ı devreler. Peki. Onların yetkisi yok ya, onu demek istiyorum. Var var, onların yetkisi var, onun da var, şey, o kadının da var. Kadın kim? Ha? Ne kadar geldi örneğin size zamlı miktarlar? Daha zamlı gelmedi, bize hep 250 falan geliyor. Elektrik mi bu? Evet. Çokmuş. Evet. Bir zam geldi ya. Aldı başını gitti, bilemiyoruz. Benim 250 geliyordu, 550 gelmiş. Amasya'dan geldim, oğlandan haber geldi. Elektrik mi? He, şey, doğalgaz. Daha elektrik gelmedi. Vallahi benim şu anda 250 gelmiş. Hangisi, bu doğalgaz mı? Yok, şey, elektrik. Çok mu az mı? Çok. Ülkede ne ekonomi kaldı, ne insanda da huzur kaldı. Anlatabildim mi? Ne, görüyor musun? İnsanlar hiçbir suratında bir gülen insan görüyor musun? Hepsi düşünüyor. Evet, yağ mı alayım, şeker mi alayım? Ekmek olmuş 3 liraya. Dolar olmuş 14-15. Hani düşürdüğü dolarınız mı? Yakıt, her gün yakıta zam geliyor. Caddeler bomboş. Siz mesela nasıl geçiniyorsunuz? Ben emekliyim. Emekliyim. Maaşıma da kredi çektim. Benim elime geçen para şu anda 700 TL. Çoluk çocuğum olmasa ben acımdan ölürüm. Dilenci olurum ben. Ya abla, görmüyor musun? Bir döner ekmek yiyeceğiz. 10 lira para veriyoruz. 15 lira. Bir ayran içeceğiz. 5 lira para. Küçük ayranı ya. Yazık yani abla. Ne iş yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim abla. Meslek lisesi, hem staj hem okul. Zor geçiniyorsun. Aha. Peki nasıl bir geleceğin olacağını düşünüyorsun? Gelecek beklemiyoruz abla bu ülkede. Fatura? Ne kadar geldi mesela son faturalar? Valla son fatura 800 kağıt geldi. 800 lira? 800. Doğalgaz. Doğalgaz. Çok gelmiş abi. Çok mu? Sizce çok değil mi? Ya, Cumhurbaşkanı'na göre çok değil. Bilsek ile 1 milyar bile ödedim su parası yazın ben. Yani, elektrik, doğalgaz ne kadar geldi en son? Ha, şu andakini bilmiyorum, bu ayınkini. Daha zamlı gelecekler ya. 25'inde gelecek o, 25'ine doğru geliyor. Ama bize çok yüksek geliyor. Yani doğalgazı yakabiliyor musunuz? Ben üst katta yakmıyorum. Aşağıda gelinim yakıyor. Ben işte öyle böyle duruyorum yukarıda. Ne kadar geldi abi faturalar? Valla geliyor. 400, 500, 1. Yani ben geçen ay 1,5-2 milyar fatura ödedim. Karşılayabiliyor musunuz peki? Ya karşılıyorum, mecbur karşılıyoruz. Karşılanmasa elektrik kesilecek, doğalgaz kesilecek. Benim bebek var. 3 tane ufak bebek var. Ne kadar geldi son faturalar? Ben yurt dışındanım. Yurt dışındasınız. Evet, Almanya. Nasıl orada durumlar? En az Türkiye kadar kötü. Türkiye'den daha mı iyi, daha mı kötü? Yani refah düzeyi tabii ki daha iyi. Eğer Türkiye yarış içine girerse tabii ki yanılıyor. Almanya refah düzeyi üst düzeyde olduğu için hala rahatlık var. Ama genel olarak Türkiye kadar zamlar, her şey sıkıntılı yani. Almanya'da da öyle. Cumhurbaşkanı sürekli Avrupa ile kıyaslıyor Türkiye'yi. Diyor ki işte Avrupa'da enflasyon çok fena, bizde o kadar durum kötü değil diyor. Öyle mi? İşte bu düşünce olduğu müddetçe asla ilerleme olmayacak. Sadece bir narkozdan ibarettir. Vallahi doğalgaz bayağı farklı geliyor ya. Ne kadar geldi mesela son faturalar? Vallahi benim 3 tane kiracım var. Bir tanesine 550 geldi. Bir tanesine 440 geldi. Bana 250 geldi. Ben iki kişiyim. Elektrik geldi mi abi? Elektrik de geldi. Doğalgaz da geldi ama bayağı. Elektrik ne kadar geldi? Vallahi yalan olmayayım da yine o da 350-400 arası geliyor. Çok olanak değişti. Mesela eskiden daha az geliyordu. Yılbaşından sonra zamlar geldikten sonra daha çok yükseldi. Örneğin sen bir genç olarak ekonomik gidişatı nasıl buluyorsun ülkede? Ekonomi güzel değil ya, cidden öyle. Mesela ne gibi eksikler görüyorsun? Ya bir kere alım gücümüz çok az. Mesela dış ülkelerin alım gücü daha çok. Mesela şu zamanda bir telefon almaya kalksam yurt dışına mesela 2000 dolar alınıyor. Burada mesela 10 bin lira aynı telefon. 10 bin lira. Birim olarak çok farklı. Fatura mı kardeşim? 400 lira yakın para geldi. 500 lira yakın. Elektrik mi bu? Elektrik, su, kızım hepsi 500 lira yakın geldi. Elektrik ne kadar geldi? Elektrikte 300 lira geldi kızı. Az mı çok mu sizin için? Çok kızım ya. Ne kadar geldi örneğin son faturalar abi? Son faturamız 445 milyon. Çok mu, az mı? Çok. O da daha bu ayın zamları üstüne koyulmadı herhalde bildiğim kadarıyla. Evet. Koyulmaması lazım. Ona rağmen 445 lira geldi. Elektrik değil mi bu? Doğalgaz. Elektrik 308'de. Normal şartlarda 200-220 lira gelen elektrik bu ay 308 lira geldi. Siz emekli misiniz abi? Ben emekliyim. Ya şimdi işin esasında şu var. Bir ülkede asgari ücret demek en minimum alınan gelir demektir. Ama bizim ülkemizde öyle ki emekliler bugün 2500 lira maaş alan emeklilerimiz var. Bu ülke için aslında çok büyük bir sıkıntı.
zaten faturalara ve kiraya zor yetişen bir pozisyona geliyorlar. Faturaları ve ev kirasını düşündüğü zaman bir emekli totalde zaten 2500 lira masraf oluyor. E bu adam ne yiyecek bir ay boyunca? Az önce hatta gördüm faturayı ben. Hatta ben böyle fazla sıcağı da sevmiyorum. Akşamları yakıyorum işte akşama doğru üşüdüğüm zaman. Yatarken de kapattığım halde 225 lira falan gelmiş galiba. Elektrik geldi mi? Gösterseniz. Elektriği görmedim. Ya sadece akşam birkaç saat yakıyorsunuz bu kadar. Evet. Hatta kaç tane? 2-3 petek yanıyor. Fazla değil. Diğer odaları hep kapatıyorum. Mutfağı kapatıyorum. Diğer odayı kapatıyorum. Elektrik 300 geldi. Çok mu az mı? Normal ya. Bu işte yeni yıldan sonra hemen sonra bir zam geldi ya. Bunun üzerine epey. Yeni yıl zammı zaten vardı her yıl. Bu ekstra bir krizden dolayı da bir ekstra yüklendi ona. En azından şu anda bir şey var. Çıkıyor diyor ki bizle uğraşmayın diyor. Bize... Kim diyor? Bir sahibimiz var ya, lider. Sahibimiz mi? O zaman yoktu bu işin sahibi. Şu anda diyor ki oturun oturduğunuz yerde. Bizim sahibimiz mi var abi? 4 lira birden düştü mü 2 saatte dolar? Ama 10 lira da çıkmıştı. Heh. 10 lira da çıkmıştı ama. İşte 5 Nisan'dan bahsediyorum. O zaman da 3 kat çıkmıştı. Kim ne diyebildi? 5 Nisan dediğiniz ne zaman abi? Var bir 20 sene falan. Tansu Çiller'in başbakanlığı. O zamana geri döndük yani. Hayır. Fark var. Farkı var. Onu kapatmayalım arada. Fark şu. O zaman bu işe sahip çıkacak biri yoktu. 5 kat, 3 kat gitti ve devam etti. Şimdi sahip çıkan var mı? Yok mu? Var mı? Ben size sorayım. Birden düşmedi mi bir gecede? Sizce kim o? Kim düşürdü bunu? Kim düşürdü? Herhalde Amerika değil. Örneğin mesela hani muhalefetin eleştirileri var. Ya hani bu kadar doların yükselmesi bazı yanlış kararlardan ötürü oldu diyorlar. Siz dış güçler diyorsunuz ama bir de böyle bir görüş var. Muhalefet konusunda mı bir şey kelam istiyorsun? Hemen söyleyeyim. Muhalefet çıkıyor bugün diyorsa ki siz ne yaparsanız yapın. Biz bunu eleştirmek ve karşı gelmek zorundayız diyor ya. Ben şahsen bunu demem yani sokak ağzıyla. Neden? 5 tane iş olur. Bunun 2 tanesini hiç olmasa doğru de ki. Buna ben inanayım. Eğer sen diyorsan hiçbirine ben katılmam. Muhalefetin benim görevim bu. Nasıl bir akılsa maşallah. Dolayısıyla muhalefetin ben hiçbirine katılamam ki. Peki ben sana bir soru sorayım abi. Sen şimdi diyorsun ya muhalefet her şeyi eleştiriyor. Peki iktidar bir kere muhalefeti dinliyor mu? Ne, sor. İktidar bir kere muhalefeti dinledi mi mesela? Hiç hatırlıyor musunuz öyle bir şey? İktidar muhalefeti dinledim. Dinledi. Nerede dinledi? Büyükşehir seçiminden hemen önce belediye otobüslerinin talebelerin bindiği var ya, belki sen kullanıyorsun. Bunu dedi ben indireceğim. O da tak kendine çeki düzen verdi. 45 liraya indirdi mi öğrenci biletini? Ama sonra dediler ki biz yaptık bunu. O yapma başka. Onu ayrı cevaplarız. O ayrı. Şimdi muhalefetin faydası var mı yok mu? Onu söylüyorum sana. 20 yılda bunu mu dinlemişler bir tek? Muhalefet eleştirsin, bekliyoruz. Ama yok ki yapıcı eleştir. Keşke olsa. Bak oldu. Ne kadar güzel değil mi? Hangisi? Demin anlattım ben sana. Dinleme. Muhalefet yıllarca mesela cemaati eleştirdi. AKP hiç oralı olmadı. O yapıcı eleştiri değil miydi? Evet. Sana evet demiyorum da ben böyle yapıyorum. Evet. Geçelim. Yani farklı mı düşünüyorsun cemaat, o anlamda mı? Cemaat, FETÖ'den bahsediyor. Evet. Muhalefet o zaman cemaati eleştirirken bugünkü sıkıntılar var ya, onlarla ilgili değildi o eleştiri. O başka bir eleştiriydi. Onun için dinlenmez o. Zaten demin söyledim ya, siz ne yaparsanız biz kabul etmeyeceğiz dedi mi bu muhalefet? Benim için bitmiştir o. Aslında çok büyük bir sıkıntı olsa millet birbirine sarılacak da. Şimdi sıkıntı eksikliği var memlekette aslında. Örneğin mesela geçinemediğini söyleyen vatandaşlar var. Telefon orada bak. Çıkarın telefonları. Geçinemediğini söyleyen vatandaşa bir bak bakalım evine neler giriyor neler çıkıyor ya. Bizim röportajlarımızda çok oluyor abi, yani birçok insan zorlanıyor geçinirken. Çıkmadınız ki. Ara sıra gelin. Benim... Burada şimdi mesela genç insanlar etrafımızda, muhtemelen ceplerinde para yoktur. Kim dedi yok? Ne yapacaklar parayı? Ne yapacaklar parayı? Ne var sıkıntı? Nasıl ne yapacaklar parayı ya? Telefonu sordu ya demin. Mac mont 1000 lira. Allah... 1000 lira mı? 200 lira abi mont. Ama alıyorsun, var dolu yani. Neyse konuya girmeyelim. Evet başka. Elektrik, doğalgaz faturalarını soruyorum. Ekonomiyi soruyorum. Ne gidiyor ya? Bir emeklinin maaşı 2000 lira. Ne dedi? 250 idi bu ay. 577 milyon.
Siz düşünün. Rahatça ödeyebiliyor musunuz? Geçen ay 255, bu ay 577. Rahatça ödeyebiliyor musunuz abla? Rahatça ödeyebiliyor musunuz? Böyle rahat rahat ödeyen. Bankalar benim için çalışıyor. Allah yar yardımcı olsun. Ne diyorsunuz bu zamlarla ilgili? Valla zamla diye bir şey değil, bir şey yok. Mesela ben 77'de de et kuyruğundaydım. 90'a geldim et kuyruğundayım. 2000'e geldim yine aynı. Yani aslında ülkenin hiçbir şey değişmiyor. Şu anda ben ortalama 700 lira bekliyorum doğalgazı. 700 lira? Tabii canım, aşağı yukarı. Ben geçen sene ben bu aylarda 600 lira 700 lira ödüyordum mesela. Peki ben 700-800 rahat bekliyorum. Belki... Nasıl karşılayacaksınız? Nasıl kazanacaksın? 3 ekmeğe görsen 2 ekmeğe düşecek. İşte yarım kilo peynir alıyorsun 300 grama düşecek.